Efendim merhabalar, Yusuf İzzettin Mesci besteci konuğumuz. Bugün Türk ve Önse Eserleri ve Bestecileri 54. bölüm. Hoş geldin Yusuf. Hoş buldum, çok teşekkürler. Tayfun ben sormadan bugün söyledi 54 evet. Olduğunu. Evet, yaklaşık Şubat ayında yayınlamayı planladığımız bir bölümdeyiz. Hoş geldin Yusuf. Bugün genç böyle pırıl pırıl bir viyonsel bestecisi mi diyeyim, besteci ama viyonsel eseri yazan mı diyeyim karşımızda. Ne kadar şanslıyız, 97 doğumlu gencecik bir insan. Evet, biz konsept gereği Yusuf bölümün başında misafirimizden kendisini uygun gördüğü kadar ama mümkünse kısaca bir tanıtmasını istiyoruz. Söz sende. Lütfen biraz kendinden bahset. Tabii ki. Ben Yusuf İzzettin Mesci. 97 doğumluyum, sizin de söylediğiniz gibi. Şanlıurfa doğumluyum. Güzel Sanatlar Lisesi'ni orada okudum. Zaten enstrümanım orada cello'ydu. Yani cello'ya birkaç bir şey yazmış oldum şimdiye kadar. Bunun da sebebi birazcık o oldu aslında. Daha sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı kompozisyon bölümünü kazandım. Orası da bitince şimdi en son Mimar Sinan'da yine kompozisyon bölümü üzerine yüksek lisans yapıyorum şu an. Ne böyle güzel. Kısaca bahsedebilirim kendimden. Anladım. Şimdi senin viyolonsel için yazdığın, senin özgeçmişinde olan eserler var. Bunları bize sırayla konuşmak arzusundayız. Önce Ayışı ile başlayalım mı? Ne dersin? Olur. Hem tarihsel sırayla da ilk önce o geliyor aslında. Tamam. Tarihi ne bunun? 2015. 2015. Okey. 14'te gittim ben İTÜ'ye. İkinci sınıfta. Bizim bölümde şöyle bir müfredat var aslında. Biraz gelenekselleşmiş bir müfredat. İlk önce işte eser yazmaya küçük piyano için minyatürlerle başlıyorsunuz. Daha sonrasında piyano ve bir enstrümana tema ve varyasyonlar yazmanız isteniyor. Böyle böyle o kadro genişleye en son mezuniyet eseri olarak da büyük orkestraya kadar ilerliyor lisans bölümünde. İkinci sınıftaydı o. İkinci sınıfın ilk dönemiydi tema varyasyonlar. Ben de piyano ve ne olabilir diye düşününce ilk refleks olarak kendi enstrümanım da cello olunca direkt oraya ve güvenli alana çekildim herhalde. Cello'yu tercih ettim. O eseri de sınıf arkadaşım Hasan Barış Gemici, ona ithaf etmek istiyordum. Çünkü gerçekten çok benim müzik algımı da, müzik dünyamı da gerçekten çok geliştiren bir insan. Müzik konuşmayı çok sever. Biz sık sık müzik konuşuruz falan böyle. Hatta yanımıza üçüncü bir kişi gelince yeter artık konu değişse mi artık gibi diyaloglar bile oluşuyor. Dolayısıyla ben de sınıf arkadaşıma bir jest yapmak istedim. Onun kendisi müzikal bir imza kullanıyordu. HBG, Hasan Barış Gemici'den HBG, si bemol sol diye kendi imzasını kurgulamıştı. Ben de çaktırmadan müziğin her yerine si sol'ü koydum. Dönem bittiğinde de söylemiştim, hiç fark etmemişti bile. Çok güzel. Bak ne kadar ilginç bir şey duyduk. Kendisinin en son fark etmemesi şey, değişik olmuş, evet. Cemesen'de mi böyle bir sohbetimiz olmuştu? Öyle hatırlıyorum. Değil mi Aslı? Cemesen'de sanki böyle bir şifreleme. Cemesen'de, evet. Onda da, şeyde Efe Tanman'da da evet, Efe Tanman'da vardı da yine. Aynen. Hasan Barış Gemici'yle de kendisiyle de görüşeceğiz. O da listemizde ilerleyen sıralarda. Evet, evet. Şimdi bu viyonsel için tema ve varyasyonlar, viyonsel ve piyano için Ayışı, tonal bir eser gibi duruyor anladığım kadarıyla. Evet. Doğru mu? Kesinlikle katılıyorum. Yani klasik tonalite kavramı kadar olmasa bile ben tonal olduğuna inanıyorum. Çoğu dinleyen insan da tonal olduğunu söyleyecektir. Okay. Hiçbir şeyde yok, sakınca yok bence öyle söylenmesinde. Okay. Yani, şu an yazacak olsam belki daha başka bir anlayışla yazardım ama öyle memnunum yine çıkan sonuçtan. Kaç dakika sürüyor yaklaşık olarak? Yaklaşık olarak 6 ya da 7 diye hatırlıyorum ben. Çok uzun bir müzik değildi. Okay. Hiçbir yerde seslendirildi mi eser? Sadece Sibelius'tan Nota Yazım Programı'nda seslendirildi. Okey. Kısmet olmadı. Halka ulaşmamış bir eser daha bulduk bugün. Evet, böyle bir şey oldu. Okey. Peki benim klasik soruma geleceğim.
bilmiyorum daha önceki bölümlerde seyrettiysen o soruyu hep soruyorum bir süredir. Bir kelime ya da cümleyle tarif etmek istesen bu eseri ne derdin? Aslında bir kelimeyle tarif etmek biraz zor olur belki ama yani tema varyasyonların yapısı da biraz benim yazdığım müzikte şöyle ilerledi. Hep bir yerden bir ufak ufak açılarak en son bölümde siz de dinlerken fark etmişsinizdir mutlaka. En büyük kırılma son bölümünde 5. varyasyonda ortaya çıkıyor. Yani herhalde yükseliş diyebilirim tek kelimeyle söylemem gerekirse. Çok güzel, çok güzel. Yavaş yavaş bir değişim var. Bu o soruyu da sormamızdaki sebebi de söyleyeyim. Yarın öbür gün bunu Türkiye'de ya da yurt dışında çalmak isteyen bir viyonselci senin ağzından burada bu sohbette o kelimeyi alınca çok daha kolay yol alacak diye düşünüyoruz. Doğru, kesinlikle. Çünkü biz yorumcular hiç bestecilerin ne düşündüğünü bilemedik klasik repertuarda. Şu an en büyük şansımız sizlerle sohbet edip eseriniz hakkında ne düşündüğünüze dair bir şeyler duymak. O yüzden bu soruyu özellikle soruyorum. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. İzlediğim diğer bölümlerde yani gelen konuklarınız da ediyor. Gerçekten bu artık böyle şey, yani herkes etti, ben de dediğim gibi değil de gerçekten çok kıymetli bir şey olduğu için sizlere büyük bir teşekkür borçlu olduğumu hissediyorum bestecilik adına. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi hem icracıya ulaşmak için hem işte bölüm arasında sadece benim, Hasan Barış'ın, işte bölüm hocamızın arasında bilinen müziği belki tutup burada bu videoyu izleyecek birine daha ulaştırmış oluyorsunuz. Çok kıymetli bir şey. Çok teşekkür ederim. Sadece yani bu sıra bize kadar geldi bir de. O daha kıymetli bir şey. Yani Türk bestecilerden daha, ilk kuşak bestecilerden başlayıp o daha ekstra kıymetli geliyor. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ne demek? Yani bizim için her bir eser, her bir besteci ayrı bir dünya, ayrı bir kapı açıyor bize. Ben her birinde bir şey öğreniyorum. O kadar beni zenginleştiriyor ki kişisel olarak. Ben o kadar mutluyum ki aslında sanıyorum o duyguyu ve Tayfun da o duyguyu paylaşıyor. Her biriniz bize bir oraya bir yıldız daha asıyoruz. O kadar keyifli ki. O zaman bu eserin, Ay Işığı'nın ilk seslendirilmesini bir gün bir yerde duyacağımız güne hazırlığımızı yapmış olalım. Bunu bir kenara alabiliriz diye düşünüyorum. Eğer başka söylemek istediğim bir şey yoksa bu eserle ilgili. Çok sağ olun. Aslında bu kadar kabataslak. Belki duyduktan sonra bir şeyler daha gelişebilir ama. Tamam, bu titreşimlerin öyküsü başlığının altındakileri senden bir duymamız lazım. Ne olduğunu ben çok hani senin ağzından duymayı çok istiyorum. Nedir bu titreşimlerin öyküsü? Titreşimlerin öyküsü şöyle. Bu aslında Devrim Erbil, ressam Devrim Erbil'in bölüm hocamız Oğuzhan Balcı'ya gelen bir siparişiydi. Bu albüm projesi. Bölüm hocamız, işte Oğuzhan hocamız da sağ olsun bizleri de dahil etti. Beni, Hasan Barış'ı, Gizem Alever'i. Dördümüz birlikte bir albümün içinde müzik yapmış olduk. Oradan gelen bir siparişti ve Oğuzhan hocamız bize şöyle bir yol çizmişti orada. Hepimizin bir tablo ya da işte yazacağı bölümlere göre birer tablo, her bölüme birer tablo olsun. Hani Devrim Erbil gibi bir şey var, orada cevher var, onu kullanalım gibi yaklaştık. Hepimiz birer tablo seçtik ve o tablodan esinlenerek bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben de 4 tane seçmiştim tabii ki. 4 bölüm müzik ortaya çıkmış oldu. Biri solo cello için, kalanlar cello ve piyano için ortaya çıkmış oldu. Böyle bu şekilde kısaca bahsedebilirim. Şu soruyu sorayım o zaman. Bu arka arkaya çalınan 4 bölüm mü, birbirinden bağımsız mı? Çok hani ben anlayamadım. O konuda senin desteğine ihtiyacımız var. Biraz anlatırsan. Tabii ki. Şöyle, Devrim Erbil daha çok aslında tabii ki çok çeşitli ve çok sayıda tabloları olan bir ressam. Ama genel olarak en fazla şununla biliniyor. Tarihi Yarımada'yı, İstanbul'u çiziyor. Motifleri çok farklılaşmıyor ama hepsinin ayrı bir özgünlüğü oluyor. Farklı renkler kullanıyor veya
İşte bir yerde bir bakıyorsunuz gerçekten hissiyat farklı, açı değişmiş falan. O tarz şeyler var. Dolayısıyla hep İstanbul, hep o bildiğimiz yarımada. Ama şey değişiyor, tablo değişiyor gibi yaklaştım ben de açıkçası. Yine hepsi, o dört, yazdığım dört bölümünde hepsi şey geliyor bana, tek bir parçanın dört ayrı bölümü gibi geliyor. Ama tabii ki ayrı ayrı çalınıyor. Hepsi kendi başına bir karakter oluşturuyor diye inanıyorum. Okey. O zaman bu şey mi demek? Yani bağımsız da çalınabilir ama arka arka da çalınabilir de demek. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle. Bağımsız çalınabilir. Hepsi birlikte de arka arkaya da çalınabilir. Peki o zaman tek tek bölümlerden bahseder misin bize? Hani ne anlatmak istediğini. Küfeyle başlayalım mı? Küfeyle başlayalım. O benim ilk bölümümdü. Devrim Erbil'in Haliç manzaralı bir tablosundan esinlenmiştim ve o resimde de şey çok hoşuma gitmişti. İşte ortadaki köprüyü, köprünün hemen üzerinden şöyle kuşlar gökyüzüne doğru açılıyor. Sanki o köprüyü yaratan şeyler kuşlarmış gibi geliyordu. Tabii Devrim Hoca resimlerinde güncel öğeleri de kullanıyor. Mesela vapurları kullanıyor çizerken. Ama ben hayal dünyamda hep daha eski zamanları çizdiği o tarihi, İstanbul'un tarihi bölgesi olduğu için benim hayal ederken de hep aklımda aslında eski zamanlarda geçiyor bu hikaye diye hikayeler canlanıyordu. Küfe bölümünde de şunu hayal ediyordum. İşte daha o vapurlar, köprüler oluşmadan önce bir tane şeycik, sandalcı. İşte her gün işi o aslında. Bir yakadan bir yakaya gidiyor. Sonra bir yakadan bir yakaya geri dönüyor. Bütün işi bu. O sırada işte kuşlara bakıp hayale dalıyor. Ondan sonra tekrar toparlanıp eski işine geri devam ediyor. Kürek çekmeye devam ediyor gibi hayal ediyordum. Müziğin yapısı da biraz öyle gidiyor. Mesela piyanoda bir bas yapısı var. Hani neredeyse Passacaglia gibi işliyor. Hiç değişmeyen bir şey var neredeyse. Yani onu da hep şey düşünüyordum. Bu adam hep aynı işi yapıyor. Buradan buraya gidiyor, buradan buraya geri dönüyor gibi. Küfe'nin hikayesi böyleydi açıkçası. Yaman'ın çok spesifik bir hikayesi yok aklımda. Onu sadece aslında biraz daha şöyle düşünmüştüm. Üçüncü bölüme hazırlayacak bir pasaj olarak düşünmüştüm. Üçüncü bölümün hikayesinden bahsetmek belki daha doğru olur. Hatta o ikisini, hani tercihen bana sorulacak olursa, o ikisini arka arkaya özellikle, yani diğerlerini çalma şansımız yoksa bile 2 ve 3'ü kesinlikle arka arkaya çalın ne olur diye rica edebilirim. İkinci bölüm zaten solo viyonsel için. Evet. Üçüncü bölüm kefe olan kısım piyano viyonsel. Evet. O, piyano viyonsele geri dönüyor o zaman. Evet. Ama Yama, dediğim gibi ikinci bölüm olan Yama, üçüncü bölümü hazırlıyormuş gibi hissediyorum gerçekten. Üçüncü bölümde de şöyle bir hikaye vardı kafamda. İşte İstanbul için çoğu insan tabii ki hani tarihe baktığımız zaman savaşlar vermiş, burayı fethetmeye çalışmış. İki hükümdar öyle bir savaşın içinde, ama bu savaş tamamen akıl oyunlarıyla yürütülen bir savaş. Bir taraf yükseliyor, bir diğer taraf yükseliyor gibi geliyordu. Üçüncü bölümde seçtiğim tablonun da rengi tamamen kırmızıydı zaten ve şey, işte o Sultanahmet dolayları, o manzara vardı. Resimleri de gönderebilirim hatta size. Bilmiyorum, bir dosya göndermiştim, içinde vardı. Evet, var. Tamam. Var, takip ediyorum ben buradan. Aynen, ben de şu an onları. Ama için bir renk söylemedin bu arada. Küfe sarı, kefe. Evet. Kırmızı, Yama'nın rengi yok. Yama'nın tablosu da farklı. Yama'da sadece ağaç motifi çalışmış Devrim Hoca. Ve galiba o da sarıydı diye hatırlıyorum. Öyle anımsıyorum. Kalkan ağacı. Kalkan ağacı çalışmıştı. Dördüncü bölümde de daha başka bir hikaye işlemiştim. Yani Devrim Hoca'yı araştırdığım zaman kendi resimlerine nasıl bakıyor acaba diye. O mavi rengini çok seviyor ve mavi rengiyle aslında bir tık daha biliniyormuş Devrim Erbil. Mavi rengini de aşk olarak niteliyor kendisi.
Ben de oradan yola çıkarak bir hikaye düşündüğüm zaman, bu arada bütün hikayelerde üçüncü bölüm hariç tabii ki, hep eski zamanlarda geçiyor ve çok bilinmeyen insanları işlemeye çalışıyorum. Kafamdaki hikayeler de öyle. Onlara ithaf etmek içimden geliyor aslında, içgüdüsel olarak. Son bölümde de yine eski zamanda geçiyor ve bilinmeyen, aslında böyle kimsesi olmayan bir kadını anlatıyorum. Hare, son bölümün ismi. Kadın aslında kısaca hikayesi şu: kadın birine aşık oluyor. Aşkını dile getirmek istiyor. Bunun için de şarkıyı seçiyor. Şarkı söylemeyi seçiyor ama kadın aslında dilsiz. Yani bir tık aslında böyle bir şey vardı. Melankoli vardı o bölümü yazarken. Ama bu öyküyü sen yazdın, doğru mu hatırlıyorum? Evet, ya yani onların hepsini ben kafada kurguladım. Hiçbir şey yok tabii, temeli yok. Ama inanınca var olacağına inanıyorum ben biraz böyle şeylerin. Kesin öyle biri yaşamıştır diye düşünüyorum. Çok güzel. Öykü içinde öykü ve disiplinler arası bir şey. Çok ilgi çekici aslında. Peki bu proje için Devrim Bey sizle görüştü mü? Brief verdi mi hani resimler üzerine veya dinledi, nasıl bir yorum yaptı? Devrim Bey'le çok fazla görüşme şansımız olmadı. Hem aslında albüm projesi bir tık pandeminin başlarına falan denk geldi. Ya bitme olayı falan. Tabii ki daha çok aslında Oğuzhan Hoca'yla, o Devrim Bey'le görüşüyordu ve arada böyle köprü görevi bize o aktarıyordu her şeyi. Bir de biz tabii ki Devrim Bey'in çokça röportajını falan araştırıyorduk. Acaba kendisi ne düşünecek falan diye. Biraz bu şekilde ilerledik. Valla Tayfun Yusuf anlatırken benim kafamda neler canlandı. Onu kaydı bitirdikten sonra sohbet ederken konuşuruz. Benim kafamda şu an çok hoş şeyler canlandı. Eminim Tayfun benden çok daha farklı bir sürü şeyler düşünmüştür. Valla nefis yani bu kadar sohbet. Yani ne kadar şanslıyız Tayfun ya. Yine pırıl pırıl bir beyin, muhteşem bir hayal gücü. Vay be, neler var bu ülkede ya? Vallahi hiç bilmiyoruz. Ay vallahi çok sağ ol, Mal ilk gibi geldin. yani, kazdıkça biz de Şans keyifli bana ait. hazineler bulmaya başladık. Çok sağ ol. O şans bana ait kesinlikle. Hem siz sağ olun, ulaşıp beni davet ettiniz. Hem Tabii. aslında çalan kişiler olarak da çok şanslıyım. Piyanoyu Gökhan Hoca çaldı. Gökhan Aybuz çaldı. Violonseli de çalayan Çetin çaldı. Yani şu an Gerçekten. biraz önce sen işte Gizem Alever dedin, daha yayınlanmadı, sen görmedin ama Evet. Gizem'le bu hafta röportajımızı yaptık. O senden bir iki bölüm önce yayınlanacak. İşte Oğuzhan Balcı zaten konuğumuz oldu, yayınlamıştık Evet. hocan. Sıra sende, yani sıradan İTÜ'den gidiyoruz bir sürü yonselcilerle veya bestecilerle. Çok keyifli gidiyor. İyi, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, var mı soracağınız bir şey? Yusuf'u daha çok meşgul etmesek. Rica ederim. Ne demek? Tayfun? Ben şöyle diyorum, eline sağlık, gencecik yine bizim deyimimizle pırıl pırıl bestecilerden biri. Yolun açık olsun. Çok sağ ol. Belki şeyden söz etmek istersin, yakın zamanda bir plan, program, konser vesaire bir şey varsa ya da bir gösterim, bestenin bir şeye dönüşmesi, bir albüm haberi. Bu galiba bu albüm tam pandeminin önünde, pandemiden biraz önce yayınlandı dedin. Başka bir Evet. proje varsa istersen ondan bahset. Ben geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Seni tanımak keyifti. Ben hemen Teşekkür. şeyi sormam lazım. Bu dört bölümlü eser nerede yayınlandı? Nerede var? Nereden ulaşılır? Aslında şöyle, albüm basıldı, her şey bitti. Ama bu satışa geçmedi henüz. Şöyle gösterebilirim. Anladım. Peki bir online bir platformda var mı, Evet, olacak mı? maalesef şu an o yok. Onu bekliyoruz biz de. İnşallah çıkar çıkmaz Okey, tamam. duyuracağız. Peki sana eserlerini seslendirmek için ulaşmak isteyen biri olursa nasıl ulaşacak? Her yerden ulaşabilirler. Çok mutlu olurum, çok sevinirim. İletişimle ilgili bize bir rehberlik yaparsan. Tabii ki. Ya mail adresimi verebilirim. Lütfen. Yusuf imesci @gmail.com. Hepsi Okey. zaten. Yani Veya bunu Instagram'dan
yazabilirler. Senin eserlerini birilerine gönderme şansımız yok. O senin yetkinde, senin muhtende bir şekilde sana ulaşıp o eseri ya da müsaadeyi alması gerekiyor. O yüzden bunu özellikle soruyoruz ki bir telifle ilgili sıkıntı yaşanmasın diye. Tamam, güzel. Aslı, var mı senin soracağın bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığıma gerçekten. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Teşekkürler. Siz de öyle, siz de. O zaman kapanış anonsunu yine Aslı'ya verelim. Evet, hadi dün ben yaptım, bugün sende olsun. Çok teşekkür ederiz tekrar her şey için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve beğendiyseniz eğer beğenmeye, beğenmediyseniz de yorumlara bunu eklemenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz.